Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Fizik soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Hüseyin hocamız bugün bize hangi konu sorularını çözecek? Bugün hocam ısı, sıcaklık ve genleşme sorularını çözeceğiz. Başlayalım. Evet, hemen sorularımıza başlayalım hocam. Ne diyor bize soruda? Diyor ki sıvılı KLM termometrelerinde kullanılan sıvıların donma ve kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiştir. Buraya tabii ki kaynama sıcaklıkları, buraya donma sıcaklıkları, KLM termometreleri. Buna göre hangi termometreler 20 santigrat derecelik sıcaklık değerini ne yapmış? Ölçebilir demiş. Evet. Nasıl çok kolay L burada? Değil mi yani burada? Niçin direkt düşündük? Çünkü ölçülerinde 20 derece var ama diğerlerinin ölçüsünde 20 derece yok. Yani ne olması lazım? Sıvılı termometre olduğu için sıvı halde olması lazım. Evet. O yüzden doğru. L değerini doğru. Ha, en düşük ve en sıcak yüksek sıcaklıklar arası sıvı değerinde olması için. Burada eksi 10 var, 10 var. Buharlaştı. Bu, 10 dereceden sonrasını aynen, ölçelim. Gaz halinde yakala olduğu için. Aynen. Gaz halinde olduğu için burada ne yapamayız? Ölçemeyiz zaten. Burada da tabii ki 20 derecede katı halde olduğu için ne yapamıyoruz yine? Ölçüm yapamıyoruz. O zaman cevabımız yalnız. Ben de. Daha çok daha basit düşünüyorum. 20 var mı göstergede yok. Buldunuz. Evet, bir matematik sorusu gibi bir tane soruyla karşınızdayız. Hemen ne diyoruz? Celsius ve X termometrelerinin sıcaklık değişimi şekildeki gibidir. Buna göre 60 santigrat derece sıcaklığına X termometresi kaç X ölçer? Hocam benzerlik 40'a 40. 1'e 1 oran var. O zaman bakın burası 60 olduğuna göre burası da 60 olacak. Eksi 40'tan 60 ilerle 20. Aynen, buranın toplamı ne olacaktı? 60 olması lazım. O zaman buraya ne düşüyor tabii ki? 20. Peki siz nasıl çözüyorsunuz fizik? Biz burada yine benzerlikten gidiyoruz tabii öyle ki. Mi? Ama şöyle düşünüyoruz. Buranın şuraya oranı aynı şekilde yine oran orantı yapıyoruz. Buranın da şuraya oranı ne olmak zorunda? Eşittir diyoruz. Aynısı zaten. Aynı mantık yine oran orantıdan gidiyoruz. Evet, bir diğer soruya bakalım hemen. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan KVL maddelerinin sıcaklık zaman grafiği şekilde verilmiştir. Bu tarafta zaman, bu tarafta tabii ki sıcaklık. Peki bize ne sorulmuştur? Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Kesinlikle doğrudur. Evet. Tamam. Şimdi ilk önce ben bir fikir yürütmek istiyorum. Tabii ki. Hocam. Buyurun hocam. L maddesinin sıcaklığı çok daha çabuk artmış. Evet. Özdeş ısıtıcı varla diyor ama bu cisimlerin özdeş olduğunu söylemiyor. Tabii ki. Şimdi diyelim ki bu cisimler özdeş. Aynen. O zaman şunu söyleyebilirdim. Demek ki K maddesi L maddesinden daha fazla. Yani belli bir miktar ısı verdik. Hı hı. İşte 100 kalori. Doğru. Kalori, çok doğru kalori. Hocam. Buna da verdik. Buna bu 100 gram, bu 10 gram. 10 gram olan çok daha çabuk ısınır. Kesinlikle çok doğru. Yani ürünler aynı değil. Ya da böyle bir şey söylemediğine göre kütleler hakkında yorum yapamam desem doğru olur mu? Doğrudur. Çok doğru. Tamam. Diğer şıklara bakayım. Ondan sonra tabii ki. KVL'nin kütleleri eşittir bilemem. Bilemeyiz. K'nın öz ısısı L'nin öz ısısından büyüktür. Şimdi. Evet. Şimdi ne diyeceğiz? L çok çabuk ısınmış. Öz ısı neydi? 1 derece ısıtmak için verilen kalori miktarı mıydı? 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gereken ısı miktarıydı. Isı miktarıydı. Öz ısısı. Peki hocam ben size sorayım. Buyurun. Formülünü hatırlıyor musunuz? Yok. Q. Doğru. Q. ML. Eşittir. ML vardı bir de diğeri. Delta C. M çarpı C çarpı delta T. Doğru delta hatırladınız. T. Tamam. Delta T doğru. Peki hocam biz bu grafikten neyi bilebiliyoruz? Aynı ısıtıcı olduğu için Q'ları biliyoruz. Q'ları eşit. Doğru. Sıcaklık değişimlerine de bakabiliyoruz burada. Evet. O zaman biz neyi bulabiliriz? M çarpı C'leri yani büyük C ısı sahalarını bulabiliyoruz. Bunun hakkında ısı sahası hakkında kesin bir yorum yapabiliriz ama kütle veya öz ısı hakkında ne yapamayız? Yorum kesin yapamayız. Bir yorum tamam, yapamayız. Doğru. Hemen bakalım. K ve L'nin kütleleri eşittir bilemeyiz. Kesin yorum yapamayız. K'nın öz ısısı L'nin öz ısısından büyüktür. Onun hakkında da kesin bir yorum yapamayız. Ama L'nin ısı sahası K'nın ısı sahasından küçüktür deriz. Bu ne olur? Kesinlikle doğru olur. O zaman cevap ne oldu tabii ki? Yalnız 3 oldu. Peki bunu ispatlamak için 3D vesaire diye yazmamız gerekiyor mu buralara? Yazabiliriz tabii ki. Büyüktür küçüktür oranı yapabiliriz. Ama 2 tane olduğu için ne yapabiliyoruz? Onda T büyükse şey küçük tamam. olur. Evet, bir diğer soru. Hemen bakalım arkadaşlar ne diyor bize? Isı ve sıcaklık ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Evet hocam, soruyorum size. Hazır mısınız? Ama bunu da siz üreten bakayım. Isı ve sıcaklık. Isı bir enerji olduğu halde sıcaklığı bir enerji türü değildir. Doğru. Doğru, tamam. Bahçedeki bir bank yeterince bekleyerek ısı dengeye ulaştığında tahta ve demir kısımlarının sıcaklıkları aynı olur. Hele bir otur bakalım sıcaklıkları aynı oluyor mu? Yanlış bence bu. İşte, ısıları mı aynı? Yani. Hayır. Hocam burada aslında bu doğru bir cümle. Öyle ama mi? Bizim yaşadığımız şey nedir? Mesela tahta ve metal yerler birbirine sürekli temas halinde olduğu için aslında sıcaklıkları denge. Aynı. Ama biz tabii ki metal yere dokunduğumuzda daha soğuk hissederiz. Bunun nedeni nedir? Isı iletim hızıdır. Yani metal yeri daha sıcak hissetmez miyiz?
Yok şeyde. Sıcaktayken. Bekleyerek diyor ısıl denge soğukta düşünüyoruz. Evet tamam. Tabii ki. Hı-hı. Mesela kapı kolu da aynı şekildedir. Kapının tahta kısmına dokunuruz az soğuk hissederiz ama metal koluna dokunduğumuzda daha çok soğuk hissederiz. Bunun nedeni metal olduğu için vücudumuzdan ısıyı daha hızlı çekiyor. Hı-hı. O yüzden soğuk hissediyoruz. Bu aynı şey gibi yalnız demir mi daha ağır pamuk mu gibi. Aslında dengeye ulaşmış ama biz bunu daha çok hissediyoruz. Kesinlikle tabii. Çünkü zaten burada ısıl dengeye ulaştığını söylüyor. Hı-hı. O yüzden bunu oldu tabii ki. Doğru. Peki daha güzel bir şık var. 90 santigrat derece sıcaklığındaki bir maddenin sıcaklığı 30 derecedekinin 3 katıdır diyor. Hayır. Çünkü sıcaklık yani bilimsel olarak hayır Kelvin usulü yaparız biz. Bu Kelvin usulüne göre uymaz. Tamam. Doğru yani söylüyorum. Bu santigrat dediği için uymaz. Kelvin hı. mantığıyla söyleseydi yine olabilirdi. Çünkü mutlak sıfır oluyordu. Hı. Aynen. Burada santigrat derece yani Celsius'u söylediği hı hı. için ne olmaz? Gerçekleşmez. O zaman cevap 1 ve 2. Kelvin'i doğru mu tutturdun? Bunu? Aynen. Yani süper hocam. Tutturduğundan yani bir düşünerek yapıyoruz. Evet hocam bir neredeyse matematik sorusu gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Evet boş kap eşit ve sabit debide 30 derece 70 derece sıcaklık ve akıtan K musluklarıyla dolduruyor. Kabın yarısı dolduğu anda L musluğu kapatılarak geri kalan K musluğundan akan suyla dolduruyor. Şimdi eşit debi dediği için hocam evet. 30 ile 70'in ortalamasını alırız. Tabii kabın ki. Yarısı dolana kadar ortalaması 30 70 50 olacak. Doğru. 50 derece. Ancak kalan kısımda L musluğu kapatıldı. Diğer kısımda 30 ile dolduruldu. Tabii o zaman eşit miktarlarda olduğu için 50 ile 30'un tekrar ortalamasını arıyoruz. Yine 40. O zaman cevabımız 40 oldu. Tebrik ediyorum hocam. Aynı şekilde yapıyoruz. Hocam daha basit de şöyle düşünebiliriz hocam. Mesela şöyle de yapabiliriz. Çekime zahmet etmeseydiniz hiç. Aynen. Sorular sanki size hazırlamışım hocam. Matematik gibi olmuş hep. Buyurun. Evet ne yapabiliyoruz? Mesela diyoruz ki kabı 4 eşit parçaya bölelim şöyle. Hı-hı. İlk bölümü her ikisinden de dolduğu için ne yapıyoruz işte? Bir bölüme K, bir bölüme L doluyor örnek verelim. İkinci durumda ise ne yapıyor? L musluğu kapatılıyor sadece K. O zaman burada ne yapıyor tabii ki? 2 bölmeyi daha K dolduruyor. Burada ne yapıyoruz? 3'e 1 oran var. Ha. 3'e 1 oran olduğu için de tabii ki denge sıcaklığının formülünü yaparken... şu uzun formülümüz var aslında. Bu sizin anlattığınız biraz daha pratik ve kısa bir yöntemdi. Hemen neydi? İşte M1 çarpı C1 çarpı delta T1 artı M2 çarpı C2 çarpı delta T2 bölü ne yapıyorduk? M1 çarpı C1 artı M2 çarpı C2. Ama burada tabii ki her ikisi de su olduğu için C'leri ne yapmıyoruz zaten? Yazmaya gerek duymuyoruz. Buradaki kütle oranları ne yaparız? Yerine yazdığımızda tabii ki aynı oran çıkar. Aslında bu matematikte ağırlıklı ortalama olarak bildiğimiz formül arkadaşlar. Evet. Şimdi bir diğer soru. Bize bir grafik verilmiş burada. Buz kütlesi zaman grafiği. Buz kütlesi zaman grafiğine baktığımızda yarısı su ile dolu olan kaba bir miktar buz atılıyor. Buzun kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi öncelikle biz tabii ki ne yapıyoruz? Hayal ediyoruz. Bir tane kap yarıya kadar dolu ve içerisine ne yapıyoruz? Bir buz atıyoruz. Daha sonra ne olabilir? Hemen bakıyoruz buzun kütlesi. Hemen ne olmuş buzun kütlesi? Hemen azalmaya başlamış. Peki buz ne azalması eriyor. Demek hemen eriyor anlamına gelir. Peki buz kaç derecede eriyordu? Sıfır derecede eriyordu. O zaman başlangıçta demek ki hemen kütlesi azaldığına göre hemen erimiş. Hemen eridiğine göre buzun ilk sıcaklığı nedir? Sıfır derecedir. Peki buz sıfır ise o zaman su da sıfır değildir. Su artı derecelerde olmak zorunda. Burada şöyle bir tereddüte düşebilirim ben. Tabii buz ki. Eksi 10 derecedir. Ama su çok fazladır. Hı hı. Kaynardır bir de. Atar atmaz erir desem bile orada bunu hafif bir miktar şey göstermek düz zorunda. Düz göstermek zorunda. Kütlesini aynen. biraz korumak zorunda. Tabii ki. Çok enteresan. Öyle hemen olmuyor. Hemen ne yapmamız lazım? Öyle göstermemiz hı-hı. gerekiyor. Buzun ilk sıcaklığı sıfırdır diyorsa o zaman doğru. Buzun tamamı erimiştir diyor. Aynen. Grafiğe baktığımızda buzun kütlesi azalmış ama hepsi azalmamış ki. Sonra. Aynen. Ama tuzak sanki tamamı erimiş diye düşünebilir insan burada. Kesinlikle hocam. Burada bakacağız çünkü sıfırlanmamış kütlesi. Hı-hı. O yüzden bu yanlış bir cevap oldu. Suyun son sıcaklığı 0 derecedir. Bence sabitlendiğine göre 0 derecedir. Çok doğru. Çünkü ikinci durumda halen buzun hepsi erimemiş. Hı-hı. Biraz erimiş. Buzla su nerede dengede kalabilir? 0'da kalabilir. O zaman bu da tabii ki doğru. Cevap 1 ve 3. Bir diğer soru. Eski tarz yazılı sorular hocam. Ona benziyor biraz. Hı-hı. Isıca yalıtılmış bir kaptaki eksi 30 santigrat derecedeki 20 gram buzu eritebilmek için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir diyor. Şimdi burada öncelikle ne yapacağız? Grafiğimizi düşünüyoruz. Şöyle olsun. Eksi kaçtan başlıyoruz? Eksi 30'dan başlıyoruz. Önce buna ısı verdiğimizde ne olur bu? Sıfıra gelir. Sıfıra geldikten sonra bu sefer de ne yapacak tabii ki? Hal değiştirmene uğrayacak. Hı-hı. O zaman burada iki işlem yapacağız. Önce sıcaklık değişikliği olduğu için bu bölgede birinci olarak ne yapacağız tabii ki?
Q eşittir mc delta t formülünü kullanacağız. Hal değişimine geldiği zaman ise ne yapacağız? Q eşittir m çarpı l erime yapacağız. Her ikisini de hemen bulalım hocam. Önce birinciyi hesaplayalım. Q1 eşittir mc delta t. Şimdi verilenlere bakacağız tabii ki. Hemen bakalım kütlemiz 20. kaç gram? 20. Şu anda daha erimediği 0,5. İçin buzdur. 0,5. Evet. Sıcaklık değişimi de eksi 30'dan sıfıra geliyor. Geliyor. Pardon ben eksi 30, 20 aldım. Aynen. 30 derece. 30 derece. Buradan kaç gelir tabii ki? 1, 10, 10 çarpı 30, 300. Aynen. 300 kalori. Ne için gerekliymiş 300 kalori? Sıfıra gelebilmek için. Hı hı. Şimdi sıfıra gelen buzu ne yapacağız bu sefer? Eriteceğiz. Q2 diyelim ona da. M çarpı L. Kütlemiz yine aynı. 20 gram. L erimeyi de soruda bize vermiş. 80 çarptığımızda tabii ki ne yapacak? 1600 kalori. Peki bize bunların toplamını sormuş. 1600, 1900 olur. Bu şekilde. O kısmı bana söylesin. Toplam. Tabii ki. Bir diğer sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri ısı birimi olarak kullanılabilir? Hatırlıyor musunuz hocam? Tabii. Kelvin, Fahrenheit ve Celsius sıcaklık birimidir. Çok kalori güzel. Kalori ve joule. Hani iş güç enerjide de karşımıza aynen çıkıyor bunlar. Isı birimidir. Çok güzel. Kalori ve joule nedir? Isı birimidir. O yüzden cevabımız nedir tabii ki? 1 ve 2. 1 ve 2. 1 ve 3 pardon. İşte ben yanlış yaptım. Biz hiç yanlış yaptık. Aynen. Evet şimdi bir soru da ne yapalım? İzleyenlerimize soralım. Hı hı. Biraz da tartışalım. Evet arkadaşlar bu sorumuz size geliyor. Doğada ölçülebilen en düşük sıcaklık kaç derecedir? Hı. Celsius veya Kelvin olarak da yazarsanız yorumlarda bunları sizden bekliyoruz. Ben biliyorum cevabını. Hatta şöyle bir ipucu verelim. Evet. Uzayın sıcaklığı bu sıcaklık mı oluyordu? Boşluğun sıcaklığı bu... Yani çok aynen. Çok şey ekliyorum ama. Çok biraz daha karıştırdı akılları çünkü ama. Çünkü şeylere, kütlelere yaklaşınca o sıcaklık değişir. Uzay boşluğunun sıcaklığını bu sıcaklık olarak biliyorum. Ben yanlış biliyor olabilirim. Araştırsınlar o zaman. İpucumu bir araştırın. Hemen aynen kabul etmeyin. Evet. Diyoruz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica çok sağ olun. Hocam. Sevgili arkadaşlar bir sonraki mükemmel fizik dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.